Hangi kahramanın ölüm gününde bütün bir milleti sokakta durduruyorlar? Bu insan hakkına aykırı değil mi? Saygıdan ben mı? Mustafa Kemal'i sevmeye mecbur muyum? Ona ihtiram etmeye mecbur muyum? Ben adam değil miyim? Aklı düşünemez miyim? Ama duranlar saygısından dolayı. Mecburi duruyor ya, durmasın bakayım. Bunlar artık Türkiye yakışmıyor. İnsana saygısı olan bir rejim değildir. İnsanı hor gören bir rejimdir. Şapka giyme dediği adam asılır mı ya? Bu dünyanın neresinde bunu kim anlatırsın? Tarihin hiçbir devrinde böyle şey olmamış. Sen ırkan Kürt olan bir adama zorla nasıl Türksün dedirtmeye uğraşıyorsun? Ondan sonra o adam isyan ederse kabahat onun oluyor. Allah yaratmış Kürt'ü Kürt, Türk'ü Türk. Sen imparatorluk varisisin. Sen ırkçılıkla nasıl bir devlet idame ettirirsin? Aha işte neticesi. Mimar Sinan'ın mezarını açtılar 30'lu yıllarda, 35'te mi nedir? Kafatasını ölçtüler, bu Türk müdür değil midir diye. 500 seneye belki adam, ya Türk olsa ne olur Irkan? Kürt olsa ne olur, Ermeni olsa ne olur? Adam Müslüman. Bizi birleştiren İslam. Sen onu reddedersen, çimentosu olmayan bir kara taş duvar gibisin, yıkılmaya mahkum. Senin bu çimentoya ihtiyacın var. Ben diyorum ki, Yunan Harbi'nde, kitabını da yazdım. Milleti ben yarattım, benden evvel yoktu bu millet manasındadır bu işler. 19 Mayıs'ta Kemal Paşa sandığına çıkmadan evvel Türk millet diye bir şey yoktu herhalde. O demeye geliyordu. Reddediyor evvelini. Şah Said de isyan etti, kınamıyoruz. Alkışlıyoruz. Çünkü isyan vacip olacak şartlarda isyanı. Şah Said yiğitçe ölmüş bir İslam kahramanı. Kalben İslam'a aykırı bir prensibi o. Ne olursa olsun Kemal'in prensibi, Cemal'in prensibi fark etmez. Kalben onu kabul eden kafir olur. Sabaha kadar namaz kılsa da, her sene harca gitse de. Müslüman'ın imanı İslam nizamıdır. Kur'an nizamıdır. Onu cahillikten yanlış anlayabilirsin. O başka şey. Peygamberin bir sözünü bu evet hadistir ama ben kabul etmiyorum diyen adam kafir olur. Çünkü o kendi nefsinden söylemez. Ene beşerim mislüküm yuha ileyye. Ey pav bendu dal gehi kaydu namune. Takey hevai meşgaleyi dehri bidirey. Baki'nin Kanuni'ye Mersesi'nin birinci beyti. Lisandır. Böyle pespaye bir dille ilim olmaz. Edebiyat hiç olmaz. İciş bücüş. Rakışçasında balık olsam dersin Orhan Veli. Ümmet şiiri budur. Bu millet yerli gavurlara karşı milli mücadele yapıyor. 2 dakika. Yurtta sulh canla sulh yok. Yurtta sulh canla sulh yok. Ben de varım dünyaya karşı. Davam var, fikrim var. Ecdadımın kanı dökülmüş olan her yeri dava ediyorum. Güçlendikçe davam büyüteceğim. Tuna nehrine kadar benim. Siz sağlı muhafazakar partilerin Tayyip Bey'in çağrılarına da taban uymayacak gibi. Osmanlı'nın ayak seslerini duyuyor. Önümde Mustafa Kemal gibi biri duruyorken, ben ondan boğuşurken bir de Fethullah çıktı. Allah Allah. Hiç ufak kafir denk gelmiyor bana. Evet. Ben de diyorum ki beni bir Osmanlı öldü diye gömün. Hayatım boyunca böyle yaşadım. Ben bir cihan imparatorluğu varisiyim. O idrakten kopmuyorum. Bu milleti Mustafa Kemal yaratmadı. Bu bir safadır. Doğrudur, yanlıştır. Bu millet minel ezel ile ebed vardır ve var olacaktır. Bu palavralara itiraz etmek ne akıl hastalığıdır ne vatan ihanetidir. Tarihte sırp zındığını al ya. Sırp zındığını daha Osmanlı beylik halinde 4000 kişiyle Halil Bey'i
40 bin kişilik Haçlı ordusunu bir derede imha etti. Ben çocuktum, derede balık tutuyordum. Taşın altından bir avuç balık aldım zannettim. Yılan çıktı ki yılan. Korktum, belli etmedim, savurdum. Adım çıktı yılan tutuyor diye. Hoşuma gitti. Mustafa Kemal'e hücum ederken o yılanı tuttuğum zevki duydum hayatım boyunca. Yılan kafası eziyormuş gibi kürsü yumrukladım. Öfkeye ifade vardır. Kızmayan adam mason ruhludur. Buğzu fillah, hubbu fillah. Allah için öfke, Allah için muhabbet. Müslümanın ölçüsü budur. Bunu Fethullah bilmeyecek bir adam mı? Hayır, kalbi gavurdan yana. Peki, tamam, teşekkürler. Berat Galin amin. Peki. Bunu söyleyen adamın kalbi gavurdan yana. Müslüman hissiyatından olan, Müslümanın kusuru olsa bile görmez. Meziyetini görür. Peki Kadir Bey, çok aynı rıza ankülle aybin keliletün. Kema enne aynı suhtu tübdül mesabiye. Bir şeye ondan razı olarak bakan kusur görmez. Kusur görmek kastıyla bakan da meziyet görmez. Bir şey yapamayacaklar Allah'ın izniyle. Bütün maneviyat ehlinin duası Tayyip Bey'le beraberdir. 500 sene bir valiyle idare etmişsin. Yunan'ı yendim diye övünmek ayıptır, bize yakışmaz. Mustafa Kemal'in hafız olduğunu biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Ve Mustafa Kemal 8 yaşında Kur'an'ı hıfzetti, hafız oldu. Çüş diye bağırıyorum. Birisi diyor ki Mustafa Kemal 6 yaşında hafız idi. Çüş yaşıyorlar peki. Biri diyor ki sana gizli bir şey söyleyeyim. Mustafa Kemal Paşa ne yaptıysa, bu da ilahiyat profesörü. Kulağını gizli kalsın aramızda. Televizyona söylüyor, gizli kalacakmış. Manyak. Mustafa Kemal ne yaptıysa Hazreti Peygamber'den ilham aldı yaptı. Çüş! Çüş! Yedi sülalene çüş. Eşek bile senden masum. Hissiyatı mı? Eyvallah. Aramızda kalsınlar. Şaka olsun diye söylüyorum ha. İnanır mısın? Atatürk bütün inkılaplarında peygamberden ilham almıştı. Eyvallah. Bir müddet sonra herkes ona hakaret edecek, onu telin edecek. Evet. Sen hoca değil, papaz bile olamazsın diyecek. Bunu bugün ben diyorsam, benim talihsizliğim baz olacak şeyleri tarih şuuruna istinaden evvelden görmektir. Ya bırak şu Fethullah üzerine yani, beni konuşmaya mecbur etme ya. Yani çıldırmış adam ya. Çıldırmış. Ve bu yalan da peygamberi için alet etmek suretiyle ise onun başına elimden gelse gökten taş yağdırırım. Bir hoca Halk Partisi dinsizlik yapmamış, laikliği dinsizlik suretinde tatbik etmemiştir derse ben 30 senedir vaaz ederim. 30 senedir vaazlarım içinde laik cumhuriyet aleyhine bir cümle bulsunlar, Türkiye'den gitmeye mecburum derse, o hocayı elimden gelse, eli jiletle doğrarım. O hoca değildir. Böyle hoca olamaz. Ya tımarhaneye kapatmak lazım gelir, yahut da ona şeriat olsa idam cezası verir. Neden? Mürtet olur. Neden? İman hakkı hak bilmek, batılı batıl bilmektir. Herif hilafetini yıkıyor, dinsiz olmuyor. Herif senin şeriatını ref ediyor, dinsiz olmuyor. Herif senin Kur'an'ını yasak ediyor, dinsiz olmuyor. Herif senin karılarının çarşafını yırtıyor, kadınları çırılçıplak sokağa döküyor, dinsiz olmuyor. Fesubhanallah, daha nasıl dinsiz olunurmuş? Demek ki bu din öyle bir şey ki bundan çıkmak mümkün değil. Ve de diyor ki falan adam Türkiye'nin başında 15 sene bulunmuş. Türk milletini temsil etmiş, ona hakaret Türk milletine hakarettir. Ben bu sözü savcılardan duydum. 63 yaşında da bir de bu sözü bir hocadan duyuyorum. Falan adama bir millet bir adam olabilir mi? Bir adam bir milletin yerine kaim olabilir mi? Dünyanın neresinde bu rezillik, bu saçmalık görülmüş? Allah buna müsaade etmez. Onu sıfıra müncer kılacak. Bekle gör. Tamamen dinsiz. Buyurun, 10. yılda basılmış bir vesika size. Televizyona götürdüm, gösteremedim. Korkun herifler.
devlet matbaasında basılmış. Damgası da burada. Baştan başa İslamiyet'e, Osmanlı'ya küfür. Baştan başa. Bir sayfa göstereceğim size. Kapı aralığında hatim indirilmez. Bu hatim mi? Bu hatim indirmekten farksız bir şeydir. Burada bir sayfa nasıldı? Osmanlı'da nasıldı? Öteki sayfa nasıl oldu? Osmanlı'da nasıldı, bizde nasıl oldu? Böyle geliştirmişler. Şimdi bakın. Şöyleydi, böyle oldu ya, zaten imparatorluktan cumhuriyete diktim. Örümcekli kafa, Şeyhülislam, ümmet leşi. İmparatorluk ümmet leşiymiş. Cumhuriyet ışıklı kafa. Böyle sövdüler. Bunun içi de baştan başa dini, Allah'ı, peygamberi inkar, tahkir. Mustafa Kemal dirayetinden büyük iş yapmadı. Müslümanlar onun zulmüne müsaak olduğu için o mevkiye gelebildi, o icraatı yapabildi. Demokrasiye geçişten beri safha 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 kötülük azalmakta, iyilik çoğalmaktadır. İstediğimiz olmuş değildir. Yarı yoldayız. Nasıl buluğa ermemiş bir çocuğa niye evlenmiyorsun dersin demezsen, hükümete de niye şeriatı ilan etmiyorsun diyemezsin. Vakti var. Külle emrin merhumun bir zamanihi. Her oluş bir zamana rehn olunmuştur. Sizin nesiniz? İslam'ın mutlak galebesini, küfrün mutlak yıkılışını, heykellerin köpekleşi gibi sürüklendiğini göreceksiniz. İnşallah. Siz göreceksiniz, o gün beni hatırlayın. Buradan da ilan ediyorum. Mustafa Kemal'e zerre muhabbeti olan cenazeme gelmesin. Vasiyetimdir. Yeri geldi söylüyorum. Ona zerre muhabbeti olanla benim dünyada ve ahirette bir alakam olamaz. Kabul etmiyorum. Açken sen sen değilsin. Serseri niye ben değilim? Siz açken sen değilsin, başka biri misin ya? Tekrarlayıp duruyor. Kirlenmek güzel şey. O zaman niye onu kullanayım öküz? Omo reklamı yapıyor. Kirlenmek güzel şeydir. 10 senedir her torbasının üzerinde yazılı. Belki bu şirkette 2000 kişi çalışıyor. Biri demiyor ki ya kirlenmek güzelse Omo'ya lüzum yok. Akla bu gelir. Herif diyecek ki kirlenmek mühim değil. Çünkü Omo. Şu farkı görmeyen gerizekalı. Türkiye bir tiparhane. Hezar gıpta ol devri kadim efendisine. Ne kendi kimseye benzer, ne kimse kendisine. Ben benim. Kimseye benzeme hevesim de yok. Böyle bir meylim de yok. Buna ihtiyacım da yok. Ben fesi Kemalist olmadığıma dair bir tabela makamında taşıyorum. Ben Kemalist değilim. Olmaya da mecbur değilim. Hatta buna elhamdülillah da derim. Çünkü Kemalizm, Kemal Paşa'yı putlaştıran bir hareketin adıdır bana göre. Bu ırkçıları televizyona çıkararak ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ben ırkçı değilim. Ben hem siz hem bana hem ben, siz. Soruyu ben tamamlayayım. Göğsümü gere gere anti Kemalistim, şeriatçıyım sapına kadar, ölene kadar. Peki. Eğer şeriatçı bir adam ırkçı oluyorsa o öyle hükmetsin. Ama bir insanın mensup olduğu milleti sevmek ırkçılık değildir. Yok, bir gün Cağaloğlu'ndan aşağıya böyle fesle yürüyordum. Dudakları boyalı. Başı açık, tırnakları ojeli. Başını salladı da Atatürk seni görseydi dedi. Kahırlı bir şekilde yani. Aa, ne günler kaldık. Atatürk olsaydı seni görseydi. Dedim ki Atatürk kiracı, ben sana mal sahibini söyleyeyim. Fatih seni görseydi hangi milletten olduğuna hükmederdi. Ama ben İngilizlerden insanlık gördüm, Almanlardan hayvanlık gördüm. Hayvanlık. Evet, mahkeme kararı var ki mahkeme kararı. Otanto vahşilerinde olmaz.
Adam mimar çağırdım, bir iş yapacak, yapmadı, benden para istedi, bir iş görüşmesi. Benden 2500 marka dava etti. Hakim diyor ki her Mısıroğlu bunun bir iş yapmadığını ispat etsin. Ben de diyorum ki bir iş yaptığını para talep eden ispat eder. Müddei iddiasını ispat ile mükelleftir. Hakime diyorum ben de avukatım. İhbin Rechtsanwalt. Duymuyor, kulağına girmiyor. Sen diyor ispat edeceksin bu iş. Olmayan şeyi ben nasıl ispat ederim? Çık dışarı, seni hapse atarım diyor. Ben, sen hukuk hakimisin. Beni nasıl hapse atıyorsun? Benim bildiğim ceza hakimi adam hapse. Kapıcıyı çağırdı, beni odasından kovdu. Bu dünyanın hiçbir yerinde böyle bir hukuk cinayeti olmaz. Başkasının işini ben ispat edeceğim. O iddiasını ispat etmeyecek de. Buna benzer yüzlerce vaka yaşadım Almanya'da. Kadir Bey, bir dünyanın tane izleyicimiz en kafa milleti Almanlardır. Buradan onu ilan öyle edin. Söylemeyin, öyle söylemeyin. Dar düşünceli. Ama İngilizler böyle değildir. İngilizlerden gördüğüm muameleyi, insanlığı bana mavi pasaport verirken ben sizin aleyhinize yazdım, araştıracağız deyince ben dedim araştırdığınız zaman size düşman çıkacağım. Çünkü sizin büyükleriniz bizim devletimizin yıkılması için çok çalıştı. Polis bana ne dedi biliyor musun? Böyle de yüzlerce vaka anlatırım. Biz dedi şu vatandaşlıktan atılma kağıdının doğru olup olmadığını araştıracağız. Sen bizi sevmiyorsan gene tenkit et. Ben dışarı çıktım, ağlıyordum. Hanım dedi ki ne ağlıyorsun, rahat oturacağımız bir yerim oldu. Ben kendimi, haklarını müdafaa ettiğim vatanımda oturamıyorum. Düşman olduğum bir millet bana diyor ki beni sevmiyorsan gene tenkit edebilirsin. Bana dünyada Mustafa Kemal kadar heykeli olan bir adam gösterin. Yeter artık. Mübalağa et de kahramandır de, kurtardı de, hepsini kabul ediyorum. Fakat birader her memurun başının üstünde resmi, her meydana heykeli, her mektebin önüne heykeli. Yeter ya, bizi zorla çıldırtacak mısın? Bu solcuları ben bugünkü gibi hatırlıyorum. Birinci köprüye de bunun üzerinden komprodorlar geçecek diye köprüye hayır mitingleri yaptılar. Bunun üzerinden komprodorlar geçecek. Arabası olan komprodordu. Şimdi memurun bile, esnafın bile arabası var. Bunlar geri zekalıdırlar. İleriyi görmezler. Sizin derdiniz iktidarla. Adam içkinin alım satımını tahdit ediyor gençleri korumak için. Siz şeriata giden yolda bir adım atıyorsunuz diyor. Korkun senin Allah'ın nizamı. Şeriata gidiliyor diye korkuyorsun. Bu o istikamette. Bu Türkiye'de olunca şeriatçılık oluyor. Şeriat kadar taş düşsün başınıza. Kemalizm o geri kafasında direniyor. Direniyor. Hala o 1930'ların, 1940'ların dinsizliği ayakta kalacak sanıyor. Mevsim değişti be hey cahiller. Allah'ın muradı İslam ilahiyesi, İslam'ı yeniden galip getirmek üzere sosyal hayata hakim bir surette inkişaf devam ediyor. Sizin vazifeniz bundan sonra diz dövmektir. Hoca biz sünneti kaldırdık. Ne sünneti? Sünneti kaldırıyor ilahiyat profesörüne bak. Kaldırdın diye de topluluk önünde bağırıyor. Ulan sen Allah'ın dininde tasarruf selahiyetini mi aitsin? Be hey nadan, boynun altında kalsın. Allah kahretsin senin gibi ilahiyatçıyı. Ve bunlar belalarını bulurlar, takip edin. Allah'ın dini oyuncak değildir. Yaşar Nuri 40 senedir televizyonlarda konuşuyor. 40 kişi inandırabilmiş değildir. Zaten dinsiz onu alkışlıyor. Peki nasıl zorluyorsunuz illa seveceksiniz diye? Nasıl ilk mektepten üniversiteye kadar bin bir yalanı hala devam ettiriyorsunuz? Ulan 80 defa söylesen bir adama bir şey yapmasa bırakırsın yakasını ya. Olmuyor demek ki. Ama bunlar mankafa. Bunlar mantıkla, akılla, idrakle, izanla, insana saygıyla bir alakası yok. Zorlama bu işte. Bunlar bir adamı kanunla koruyor, hapis tehdidiyle koruyor. Sonra da sen bu kafadaki adam
bu dar kafanla Osmanlı'yı tenkit ediyorsun. 40 kere abdest aldı Osmanlı'yı an. Abdestsiz Osmanlı'yı anma. Sen muhtemelen de cenabetsin. Aleyhinde konuşmak için bile Osmanlı adı senin ağzına yakışmıyor. Sen kötü bir miras yedisin. Lakin ecdatlarının İslam yolunda hizmet etmiş olmasından dolayı bunların hidayet ereceği gün için Allah azimişan mühlet veriyor. Bu bundan ibarettir. Yoksa bu kadar Allah yolunda hizmet etmiş insanlara böylesine dil uzatmaya gökten taş yağar adamın başına. İstedikleri kadar sövsünler. Abdülhamid'e 80 sene sövdüler. Ne oldu? Büyük adam iftirayla, tenkitle yıkılmaz. Hiç kimse Abdülhamid'i de kanunla korumadı. Senin kanunla koruduğun adamın bacakları sallanıyor. İnternete girin görün neler yazıyorlar. Senin onu kanunla koruman korktuğun bir şey olduğuna delalet eder. Korkunun seycele faydası yok. Bugünkü Alevilerin baş kaldırmaları işte bu hareketlerin içinde. Ya sen Yavuz Sultan Selim nasıl dersin? Nasıl demem lan? Benim milli tarihimin en büyük şahsiyeti. Çatlasan da patlasan da. Sen kimsin lan? Tarih boyunca millete arkadan hücum etmişsin. Türksen Türklüğünü bil. Müslümansan Müslümanlığını bil. Seni hangi kategoriye koyayım? Namaz yok, oruç yok. Bin bir yalan, bin bir rezillik. Ondan sonra en iyi Müslüman benim. Müslümanlık Hristiyanlık değil. Haftada bir defa kiliseye gidiyor onlar bile. Siz haftada bir defa bile camiye gitmiyorsunuz. Tabii bu sözüm bütün Aleviler için değil. İzzettin Doğan Cevizoğlu'nun programında dedi ki biz cami istemiyoruz. Hükümet bizim Alevi köylere cami yapmak istiyor. Diyanet yapmak istiyor. İstemiyoruz. Biz Müslüman değiliz. Allah sizi inandırsın. Ben irkildim. O Kemalist Cevizoğlu bile şimdi Doğu Perinçek'in televizyonuna gitti. Tam yerini buldu. O bile dedi ki yahu size Alevi diyorlar. Hazreti Ali ile yola girdiniz. Nasıl Müslümanım değiliz diyorsun. O Alevi dedi, o tarihteki Alevi ile Ali ile yola girdik ama o da Sünnidir. Bugün bizim kafamızdaki Ali o Ali değildir. Ben bekledim ki Aleviler buna isyan etsin. Allah bu ehli sünnet Müslümanlarını pısırıklıktan kurtarsın. Bu pısırıklıktan bunlar da istifade ediyor, Kemalistler de. Sivrisinek vızıltısını mikrofona bağlıyorlar, davul zurnayı bastırıyor.